Hatan, kusurun neye ise onunla mücadelen senin salih amelindir. Şimdi ben içki içmedim ömrümde hiç. İçki içmeyişim benim salih amelim değil. İçki içen bir adamın içki içmemek için mücadelesi salih ameldir. Mesela ben bu kumar oynamayı, kağıtları, işte okey, bunların hiçbirini bilmiyorum. Biz görmedik yani. Belki görseydik bilmiyorum. Mücadele biz gerek. Şimdi benim yani hiçbir kumar oynamayışım ya da işte kağıt, okey oynamayışım benim salih amelim değildir abi. O masayı terk edebilecek adamın, o masayla mücadele edebilecek adamın, o kahveye gitmeyecek adamın mücadelesidir salih amel. O adamın salih ameli de o. Bize göre salih amel ne? Suyu üfleyerek içecek de, besmele içecek de, hamdele salivele yapacak da, işte bakacaksın adam ne kadar salih diyeceksin. Bu salih amel değil. Zaafın neye? Günahın neye? Mesela sen lüks düşkünüysen, senin o lüksten kurtulup vasat bir hayat yaşamak senin salih amelindir. Seninki makamsa o makamı terk edebilmek senin salih amelindir. Efendim söyleyeyim, işte gözüm bir şeylere bakıyor, bir şeylere takılıyor. O göz kapağını indirebilmek senin salih amelindir. Böyle olursa bunun adı salih ameldir. Ya da ise adam zaten yani şimdi çoban dağda günah görmüyor, insan görmüyor. Efendime söyleyeyim, günah işlemeye fırsatı yok. Bu adama desin ki vay be, bu adam içki içmiyor, bu adam işte hiç kumar oynamıyor, bu adam şu, bu adam salih. Onun salihatı o değil. Onunki de artık onun zaafı orada neye ise, koyununun artması mı, zekatını verememesi mi, efendime söyleyeyim işte malın peşinden koşarken ibadeti terk etmesi mi, her neyse. Şimdi oturalım, hepimiz kendi hatamızı ortaya koyalım. Diyelim ki benim hatam bu. En bariz. Şimdi kimse kimsenin hatasını bilmez, söyleyemezdi. Yazar der ki benim zaafım paraya. O zaman benim parayla mücadelem benim salih amelimde. Benim zaafım gözümde. Harama bakıyorum. O gözü tutabilmek senin salih amelindir o zaman. Hizmet, tasavvuftaki hizmet modeli de budur işte. Neye hizmet ediyorsun abi? Ben filan günahtan kaçmanın hizmetindeyim. Onun gayretindeyim. Onun için diyor ki işte efendim himmet dediğinde o da evlat hizmet diyor. Biz hizmeti ne demişiz? Gel benim tarlada çalış. Gel benim bağ bostanı sür. İşte gel taş çek falan filan. Bu değil ki ya. Hizmet bu değil. Hizmet senin zaafın neyse salih amelin budur işte. Zaafın neyse onunla mücadele etme senin salih amelindir. Nasıl feyiz alacağız? Nasıl lezzet alacağız? Arkadaşlar, tasavvuf ehlinde iki şey olması lazım. Bir, afu. Allah'ın af ismi bizde tecelli edecek. Herkesi affedeceğiz. Herkese hakkımızı helal edeceğiz. İkincisi, settar. Herkesin ayıbını örteceğiz. Gördüklerimizi görmezden gelip bildiklerimizi de unutacağız ayıba dair. O zaman lezzet alırız. Bak, size bir şey söyleyeyim. Genelde böyle gece vücut ağrıları tutar bazı adamlar. Böyle, hocam sırtım ağrıyor, yatağımı değiştirdim, olmadı. Ortopedik aldım, olmadı. Yaylı aldım, olmadı. Ne bileyim. Bunların temelinde ne var biliyor musunuz? Can sıkıntısı, öfke, hakkını helal etmeme, o adamdan hak talebinin çok yüksek olması, onun üzerine verdiği ağırlıktan dolayı bu adam istirahat edemez, gece yatamaz bu adam. Ve bu adam ibadetinden de lezzet alamaz. Çünkü canı sıkkın, kafa dolu, kalp gadapla dolu. Bu adam, dünya ahiret herkese hakkım helal olsun. Dedin mi? Sen korkma. Eğer hak varsa, dünyada kamu davası olduğu gibi, ahirette de kamu davası var. Onu Allah senin adına o hakkı savunacaktır. Ama sen hak talebine samimiyetle vazgeç. Hocam malımı yedi, nasıl vazgeçeceğim? Vallahi vazgeç abi. Eğer ibadetten lezzet almak istiyorsan, eğer mutmain olmak istiyorsan, herkesi affedeceksin, her haktan vazgeçeceksin. Bir de kimsenin ayıbını görmeyeceksin, dile getirmeyeceksin, kimseye demeyeceksin. Hocam bu iki şey ibadetin lezzetini getirir. Ve ne yapar biliyor musun? Kimsenin ayıbını görmezsen
Göreceğin kim varsa kendinsin. Abi hürmet et. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Estağfurullah. Estağfurullah. Görüşürüz. Sağ ol. Allah razı olsun. Şimdi onun için üç şey var. Üç tane zaaf vardır insanda. Kuvve-i nutkiye, kafadaki olaylar, hadiseler, kurarsın kafada, kurmalar var kafada. Kuvve-i gadabiye, göğsündeki öfke. Bir de kuvve-i şehviye. Şehvet deyince hemen aklımıza ne geliyor? Cinsellik. Hayır. Yeme içme bir şehvettir. Giyim kuşan bir şehvettir. Mevki makam bir şehvettir. Efendime söyleyeyim, itibar bir şehvettir. Ondan sonra sen benim kim olduğumu biliyor musun? Diyebilmek bir şehvettir. İşte ne bileyim, ad, şan, nam, adına ne derseniz derim, bunların hepsi bir şehvettir. O zaman şimdi sen böyle bir şehvetin içerisindeyken nasıl ibadetten lezzet alacaksın? Böyle bir öfke varken içinde nasıl ibadetten lezzet alacaksın? Efendim kafanda 40 tane tilki geziyor da 40'ın kuyruğu birbirine değmiyorsa, böyle vesveseliyse kafan, nasıl ibadetten lezzet alacaksın? Bir de bu üç şey. Şimdi düşünsene,